Psikolojik savaşta kural olmaz. Her şey değerlendirilir. Psikolojik savaşta halkın sinir uçlarını etkileyecek, halkı galeyana getirecek, olumsuz yönde etkileyecek her şeye başvurulur. O yüzden Ebru Şimşek olayında veya diğer olaylarda da halkın hassas yönüne yaklaşılmıştır. Yani bir genç kıza işte şantaj yapılmış. Mesela bu insanları çok galeyana getirecek bir şeydir, çok heyecanlandıracak, olumsuz yönde kızdıracak bir şeydir. Bunu elde etmeye çalışmışlardır ama ben bu konuda beraat ettim. Ve bunun bir iftira olduğunu da 2. Ağır Ceza Mahkemesi ispat etti. İki evin farklı olduğunu mahkeme heyeti zaten izledikleri filmde de gördüler. Açık net ortaya kondu ve bu konuda kapandı. Ama basın bunu gündeme getirmedi. Niye getirmedi? Çünkü psikolojik savaşın kurallarına göre olumlu olan bilgi aktarılmaz. Olumsuz olan şeyler aktarılır, iftiralar aktarılır, hakaretler aktarılır ama doğru olanlar aktarılmaz. Bu yüzden aktarmamışlardır. Ama her ülkede yine halk bunu duyuyor tabii bizim milletimizden bunları saklamak. Psikolojik savaş uzmanlarının pek becerebileceği bir şey değil. Dinsizliğin dini olan Darwinizmi dünya çapında çökerttim ve bu dünyadaki rejimleri de sarsan bir şey. Yani birçok devletin resmi ideolojisi Darwinizm üzerine oturuyor. Bu ideolojileri salladı. Ve komünizme karşı, faşizme karşı, hatta masonluğa karşı çok ciddi mücadele veren bir insanım. Bu tarz fikri mücadele veren insanlara karşı bu tarzdaki kişilerin bu şekilde savunma yaptıkları biliniyor. Yani masonlar mesela kendisine uğraşanlara karşı ya suikast düzenlerler, ya iftira atarlar, ya oyun oynarlar, ya komplo yaparlar. Yıllardan beri ben onlarla uğraşıyorum. Akıl hastanesine gönderdiler mesela. Kokain iftirası attılar. Birçok oyun oynadılar. Defalarca suikast yaptılar. Fikir çatışmasına karşı böyle bir tavır içindeler. Yani fikre fikirle karşılık vermek değil, fikre komployla, oyunla ve hakaretle karşılık verme taraftarlar. Çünkü fikir yönünde yeniliyorlar. Mecburen kendilerince böyle bir yöntemle kendilerini savunuyor olabilirler. Kendi kafalarına göre tabii. Bu çileli ve zorlu bir yoldur. Bu yolda ben ilerlerken, kardeşlerim ilerlerken çok oyunlarla karşılaşırız. Çok baskılarla karşılaşırız. Çok komplolarla karşılaşırız. Çünkü biz masonları karşımıza aldık, siyonistleri karşımıza aldık. Komünistleri karşımıza aldık. Ateist siyonistleri karşımıza aldık. Türkistan Birliği'ne düşman olanları karşımıza aldık. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bunlar tabii bize karşı bir şeyler yapacaklardır. Mutlaka oyunlar oynayacaklar. Komplolar yapacaklardır. Sakın bunlardan tedirgin olmasınlar. Bizden haber beklesinler. Bazıları mesela söylüyorlar işte Harun Yaşar masonlara hep anlata anlata onları daha da insanların gözünde büyüttü. Onların süper güç olduklarını söyledi. Acaba Harun Yaşar onlarla ilgili bir şeyler mi yapıyor? Acaba Harun Yaşar kendisi mason mu? Acaba masonlar ona yardım mı yapıyor? Ne dersiniz hocam bu konuda? Nasıl açıklama yapayım? Şimdi bu mübarek kardeşlerim hem masonlara karşı mücadele etmiyor. Evet. Yani değişik böyle Hem de iddialar onların var. yeni çalışma da yapmıyorlar. Yapana da sen mason musun, niye masonlarla mücadele ediyorsun diyorlar. Yapmayınca da, masonlarla mücadele etmeyince de bu sefer masonları destekliyor musun, niye mason olduğun için masonlara karşı mücadele etmiyor diyorsun diyorlar. Yani bu ortasını bulmak biraz zor. Onun için Allah'ın rızasına uygun hareket etmek lazım. Fakat bana asıl soruları gereken şu olması gerekir. Sen niye masonlarla mücadele etmiyorsun? Yoksa sen mason musun deseler bu tamam. Ama masonlarla mücadele ediyorsun. Sen mason musun? Bu çok mantıksız. Asıl olan masonlar bu hareketi durdurmak istiyorlar. Yani Darwinizme karşı yaptığımız mücadeleyi, materyalizme karşı yaptığımız mücadeleyi durdurmak istiyorlar. Ama bunun için bir legal zemin gerekiyor. Yani bize karşı birilerinin olması gerekiyor. Hiç Evet. olmazsa 3-5 kişi olması gerekiyor. Yani durduk yere hiç şikayetçi olmayan bir dava olmaz. Yani biraz şikayetçi ihtiyaç var. Onlar da bunu buluyorlar. Bu kişiler işte gururlarını biraz tatmin ediyorlar. İhtiyaçlarını tatmin ediyorlar. Bunları şevklendiriyorlar. İşte arkanızdayız, devlet arkanızda, millet arkanızda, masonlar arkanızda falan gibisinin böyle garip iddialarda bulunuyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Sadece masonlar bunların arkasında, bunların destekçisi sadece masonlar. Fakat masonluk gizli olduğu için, görünmeyen bir güç olduğu için şeytan gibi hareket kabiliyeti daha yüksek oluyor. Mesela şeytan da görünmediği için hareket kabiliyeti yüksektir.
Müslüman görünür bir güç olduğu için merdane savaşır. Ama şeytan gizlidir. Yani sağından gelir insan, solundan gelir. Nerede olduğunu bilemezsin. Masonluk da öyledir. Şeytan gibi gizli olduğu için nereden ne yapacağı, nerede nasıl oyun oynadığını bilemezsin. Mesela kimi kandırmıştır, kime ne oyun oynamıştır, kime rüşvet vermiştir, kimi tehdit etmiştir bilemezsin. Bilemediğin için de bir netice alamıyorsun. Ancak geçenlerde sadece bunların gönderdiği 8 tane mektubun fotoğraflarını ele geçirebildik. Orada mektupların bir tanesinde benden açıkça bahsediyorlar. Hem kitaptan, Atlas'tan hem de benden. Bir kere Yahudilik Masonluk kitabının girmediği ev hemen hemen Türkiye'de kalmadı. Yani yüz binlerce adet basıldı. Evet. Yani bir şekilde bir insanlar okudu onu, öğrendi. Bir, okumayanlar birbirine anlattılar ve çok etkili olduk. Aynı zamanda Masonluğun dinini yok ettik, Darwinizmi yok ettik. Bu çok hayatiydi. Hem felsefesini, hem dinini, hem de deşifre ederek yayılma alanını yok etmiş. Masonlarla ilgili ilk defa Türkiye'de belgelere dayalı, fotoğraflara dayalı, kapsamlı, inandırıcı, doyurucu kitabı yazan benim. Ya bundan önce hep böyle hakaret, tamiz, belgeye dayalı değil, hayali olan eserler vardı. Yani belgesel hiç eser yoktu. İlk defa ispatlayan, samimi kanaat getirttiren, net belgelerle açıklayan, ilmi ve bilimsel olarak bunu yapan benim. Böyle olunca da masonlar eline sağlık demezler tabii adama. Masonluk dünya çapında büyük bir örgütlenme. Amerika'da mesela milyonlarca mason var. İngiltere'de milyonlarca mason var. Darwinist teorinin arkasında da masonluk vardır. Resmi himaye görmesini sağlayanlar da yine masonlardır. Dolayısıyla masonluk tabii kendisiyle ilmi mücadele verenlerin yanına bunu bırakmaz. Nitekim de bırakmadılar biliyorsunuz. Bana 9 kere suikast yapıldı. Akıl hastanesine yatırıldım. Akıl hastası olarak lanse edildim biliyorsunuz. Ben bunda masonların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü askeri hastanede bu bozuldu. Özellikle bu kokain komplosu üzerimize ilgili ilgisiz, alakalı alakasız birçok konuda gidilmesi, bize yapılan komplolar, bunlar hepsi masonik kökenli olduğu açık olan eylemlerdir. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı diyor bak. Bağırarak konuşuyor. Dedi ki ey kavmim, Zuhur suresi 51. Mısır'ın mülkü, altımda akmakta olan nehirler benim değil mi diyor bak. Kapitalizmin azgın ruhunu göstertiyor. Evet. Yine de görmeyecek misiniz? Firavun'da böyle bir manyaklık var. Mesela diyor ki Hazreti Musa konuşuyor. Duydunuz mu diyor. Gördünüz ulan. Görüyor tabii, ne demek laf mı yani? Evet tabii. Firavun'un uslubu bu. Yine de görmeyecek misiniz? Yoksa ben şundan daha hayırlı değil miyim ki? O aşağı sınıftan bir zavallı diyor. Haşa Hazreti Musa için. Neredeyse sözü açıklamadan yoksun olan biridir. Heyecandan dili tutuluyor. Canım benim Hazreti Musa'nın. Böyle çok heyecanlı bir ruha sahip. Hem çarpıntı oluyor kalbinde, hem de heyecanın şiddetinden dili tutuluyor. Konuşamıyor. Bu durumda eğer doğruysa üzerine altından bilezikler atılmalı. Kapitalist kafalı olduğu için her şeyi öyle değerlendiriyor. Altın, evet. Para falan o şekilde. Ya da diyor yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Bağnazlar diyor ya, Mehdi'nin diyor başının üstünde duracak bir melek diyor. Ben göreceğim diyor, bir türlü kabul etmem diyor. Firavun diyor bunu ya. Müslüman'ın sözü değil ki bu. Böylece kendi kavmini küçümsedi bak, kavmini de küçümsüyor. Yapıyorlar ya bazı tipler, işte beyaz Türkler, zenci Türkler falan diye. Küçümsüyor. Onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü derin devlet, azgınlık var. Gerçekten onlar fasık olan bir kavimdi. Kavmuhu. Sonunda bizi öfkelendirince biz de onlardan intikam aldık. Böylece onları toplu olarak suda boğduk. Bu surette onları sonradan gelecekler için bir selef, bir örnek kıldık. Yani ibret olması için. Meryem oğlu İsa Mesih bir örnek olarak verilince
senin kavmin ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar diyor Allah. Alay ediyorlar diyor. Şimdi bize diyorsun ki İsa Mesih gelecek diyor. Gülüyor adam. Nasıl olacak diyor. Karşında görünce anlarsın.